açık kapalı ameliyat diyorduk. Bu son dönemlerde zaten çok tartışılan bir konu, açık ameliyat mı, kapalı ameliyat mı, fıtık konusunda Evet. özellikle. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Şimdi her ikisini de yapmak mümkün. Ben her ikisini de yapıyorum. Daha önceleri hangi hastaya hangi ameliyatı yapacağımız çok net değildi ve bu konuda bazı kafa karışıklıkları vardı. Hasta ile oturuyorduk, konuşuyorduk. İşte şunun şu avantajı var, bunun bu avantajı var. Hangisini yapalım şeklinde. Şimdi yavaş yavaş bazı kriterler netleşmeye başladı. İzin verirseniz onları şimdi size sayayım. İki taraflı kasık fıtığı varsa, her iki tarafında hem sağında hem solunda kasık fıtığı varsa mutlaka kapalı yöntemle yapmak gerekiyor. Şöyle izah edeyim. Hem sağa bir 10-12 santim kesim yapacaksınız, hem sola bir kesi yapacaksınız. Yamayın yapacaksınız. Hasta 2-3 gün kalkıp rahat yürüyemiyor. Halbuki kapalı yaptığınız ameliyatta o 3 tane minik delikten girdiğinizde iç tarafta hem sağı hem solu biz içeriden görüyoruz. Yani karnı gazla şişirip içeri baktığımızda sağ tarafı da sol tarafı da aynı proses içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla sağa yama koymakla sola hem sağa hem sola koymak arasında bir fark yok. Yani burada 1 artı 1 hasta için gene 1 ediyor sıkıntı anlamında. Üstelik de tabii kapalı yöntem olduğu için çok rahat. Yani hastaya biz İki taraflı kasık fıtığı ameliyatı kapalı yöntemle yapıyoruz. Aynı şekilde kalkıyor, giyiniyor, akşam evine gidiyor. Halbuki biz bunu açık yöntemle iki tarafa da kesi şeklinde yaptığımız zaman 1 artı 1, 2 de değil 3 ediyor. Yani daha fazla ağrı, daha fazla ödem, şişlik, sıkıntı oluyor. Ve hastayı bir gün, bazen 2 gün yatırmak gerekiyor. Dolayısıyla hastanın hem sağda hem solda iki taraflı kasık fıtığı varsa biz klinik olarak şu anda hastaya diyoruz ki sizin mutlaka kapalı ameliyat olmanız gerekiyor. Biz size açık ameliyat yapmayız diyoruz.